Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum şimdiden. SASA hisse analizi ile karşınızdayız. Peşine Hektaş ve Aksan hisselerine bakmaya çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz uzunca bir süredir SASA hissesinde bir düşüş düzeltme eğilimi devam ediyor. Teknik açıdan büyük bir üçgenin içerisinde hareketlerini devam ettiren hisse fiyatlamasında klasik olarak görüntüye baktığımızda aylık pivot değeri üzerinde bir seyir izlemeye çalıştığını görüyoruz bugün. Geçen hafta da aylık piyodt üzerine bir deneme yapmıştı ama gelen kar satışları ile birlikte tekrardan aylık pivot değerinin altında kapanış gelmişti haftalık. Teknik açıdan hafta yap aylık pivot değerinin üzerinde başlıyor olması hisse için oldukça pozitif tabii ki. Bu noktada hissenin karşısına çıkacak değerlerden bir tanesi de 44.39 destekli artık teknik açıdan 46.50'de bulunan günlük. EMA 55 direnciyle karşı karşıya kalacaktır. Teknik açıdan hacimsel gücünü 40-45 milyonların üzerine atabilirse bu hareketi kırılıma dönüşebilir diye ümit ediyorum. Çünkü daha önce de baktığımızda ivmelenme her ne kadar EMA55'e kadar gitmişse de gelen kar satışlarıyla birlikte tekrar düzeltme eğilimine girmiş. Bu noktadan sonra da hisse 41 liralara kadar indikten sonra burada bir trend oluşturma içerisinde olduğunu net bir şekilde aslında görüyoruz. Teknik açıdan zaten baktığımızda üçgen içerisinde böyle bir e, minör düşen kırılımı söz konusuydu zaten. E, bu bölgeyi baktığımızda bir düşen kırılımı sonra onay çalışmasıyla birlikte tekrar yukarı doğru bir imelenmeyi görüyoruz. Buradaki hareketlenmenin potansiyelini daha arttırabilmesi için en azından bahsetmiş olduğumuz günlük MA55 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerektiğini ve yine aynı şekilde hacimsel gücün yükselen bir trend oluşturması gerektiğini hatırlattıktan sonra hemen şurada dip bölgeden şöyle bir hareket trendi, oluşturmaya çalıştığını ifade edelim. Hisse fiyatlamasındaki yatay dirençler anlamında baktığımızda karşımıza 47.67'de aylık R1 direnci var. Güçlü bir direnç. Bir önceki tepe hareketi 49'da ve 49.70'de aylık R2'miz. Daha sonra 52.97'de de aylık R3 dirençleri var hisse fiyatlamasında. Yine klasik olarak M ortalamaları ile birlikte baktığımızda hisse fiyatlamasında teknik açıdan üst bölgeyi aşabilmesi için 2-3 tane ortalamayı e, hacimli bir şekilde geçmesi gerektiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Hisse de 44.40 ve 44.60 destekleri yakın destekler olarak takip edilebilir. Bu noktaları bu şekilde muhafaza edebilirse hisse fiyatlaması potansiyel gücünü yukarı doğru taşıyacak gibi bir görüntüye sahip. Zira baktığımızda Erasay bir düşen kırılımı yapma eğilimini gösterse de henüz 50 üzerine 60 durumda değil. Yine WaveTrend de sıfır hattını kıramadı hala. E, bu da hacimsel güç ile oluyor arkadaşlar. Eğer hacimsel güç bölgeyi yukarı doğru ittirmeye devam ederse, yani bu şekilde hacimler e, pozitif yönde ilerlemeye devam eder ve bahsetmiş olduğumuz değerlerin üzerine 45 milyonlu hacimlere ulaşırsa, bu noktada ise e, teknik açıdan daha verimli, daha güzel fiyatlamalarla karşılaşılabilir, daha yukarı doğru, daha güçlü bir şekilde gitme potansiyeli taşır. E, Salsa hissesinde işte söyleyeceklerimiz şimdi bu kadar arkadaşlar. Görsel olarak bu şekilde bir hareketle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Hemen ee, hektaş hissesine geçelim. Çok da videoyu uzun uzadıya olmaması için. Şimdi arkadaşlar hektaş hissesinde maalesef negatif baskının devam ettiğini görüyoruz. Aylık pivot değerinden ee, yaklaşık %10 civarında uzakta kalan bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Teknik açıdan aylık S1 ve S2 desteklerinin arasında, pivot desteklerinin arasında mücadele eden hisse, bu bölgede teknik açıdan 20.50 ile işte 21.15 arasında gitgeller yaşıyor. Bu bölgeyi artık bir karar bölgesi olarak tanımlamak gerekecek. Teknik açıdan bu iki fiyatlama değerini aşağı veya yukarı yönde kırmadığı sürece, bu bölgenin neye karar vereceğini kestirmek zor olacaktır. Bu noktada e, ben maalesef aşırı satım bölgelerindeki hareketlenmelere de bakarak ve hacimlerin de hala baskı altında kalıp e, ortalamaların üzerine geçememesine baktığımda hissenin tekrardan aylık ikinci destek seviyesi olan 20 33'e doğru bir çekilme eğilimini güçlü buluyorum maalesef böyle bir günde bile potansiyel bir günde bile hala hisse fiyatı 21 18'lerin üzerine atıp geçemiyorsa maalesef çok da pozitif düşünmem beklenemez teknik açıdan. Hisseye baktığımızda hala 13 günlük ve 21 günlük ortalamanın altında baskı altında devam ediyor. Bu noktayı ilk etapta kırıp geçebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 21 60 gibi seviyelerin üzerine atabilir de 21 92'ler falan. 22'ler hatta gelebilirse hektaş hissesinde. Belki e, piyasa için de cazip hale gelebilir. Zira baktığımızda piyasa artık şuradaki üçgenin de bir altına sarkma olunca e, hepten negatife bağladığını görüyoruz. Hisseye biraz ilginin azaldığını görüyoruz. E, bu noktada hisse fiyatlamasında maalesef bu hafta karar bölgesi olarak bu bölgeyi iyi takip etmek gerekecek. Alt bölgeleri sarkmalarda yani 20-33 altına sarkmalarda hisse fiyatını 3. destek bölgesi olan 18 39'a 30'lara kadar inme eğilimi gösterebilecektir. Zira bir alt bölgede 17.80 civarında bizim yine diğer bir ortalamamız olan günlük 377 yuvarlatılmış ortalamamız var. Ee, buraya kadar sarkması e, açıkçası düşünmek istemiyorum ben. Ee, umarım ki bu 20-33 hattında Destek bulup bu bölgeyi tekrar çevirip yukarı doğru alırlar ve şu üçgen içerisindeki harekette hiç değilse takılarak e, potansiyel gücünü 20 liranın üzerinde tutmayı başarabilir diye ifade etmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aksen hissesine giriyoruz. Aksen hissesinde arkadaşlar Twitter'da olsun daha önceki yorumlarımızda olsun e, uzun vadede böyle bir hareket e, olduğunu varsaymıştık. Yani benim görüntüsel olarak gördüğüm bu. Zira şöyle haftalık periyotta hisseye baktığımızda görsel olarak oldukça uzun bir yolculuktan geldi buraya hisse fiyatlamasının Nisan 2019'dan beri çok güçlü bir trend yaptığını ve bu trendin yanında bakın şu W yapmasının gayet makul ve kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum ben. Teknik açıdan hissenin bölünmeleri vesaireleri falan filanlarıyla birlikte baktığımızda hani değer anlamında 1 liradan 53 liraya gelen bir değerleme söz konusu e, ve 4-4,5 yıl içerisinde bu e, alanı kat eden hisse fiyatlamasının e, dinlenme sürecinin de işte Kasım 2022'den beri sürdüğünü devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. E, bu noktada sanki ben burada bir görsel olarak bir W çizeceğini düşünüyorum ve bu W ile birlikte e, marjları dinlendirip, işte ortalamaları vesaire artık adına ne koyarsanız istediğiniz her şeyi bu noktada ifade edebilir ve kullanabilirsiniz. Bu kaos bölgesindeki M ortalamalarını yanaştırıp şu açık mesafeleri birbirinin içerisine doğru yanaştırıp ona göre belki zaman içerisinde test edip veya Bunlardan birinden destek alıp tekrar yukarı dönme potansiyelini kullanacağını düşünüyorum. E, tabi bu orta uzun vadedeki görüntüsel hareket olduğunu söyleyebiliriz. E, teknik açıdan biz tekrar günlük periyota döndüğümüzde hissenin bir eşkenar üçgen içerisinde erasayın sıkıştığını görüyoruz. Art, yani bu noktada ise fiyatlamasında üçgenin son bölümüne kadar eğer bir değerleme söz konusu olacaksa arkadaşlar Aralık ayının sonuna kadar yani yılbaşına kadar bu sıkışma alanı devam ettirirler ve hisseyi bu bölgede tutarlar açıkçası yani teknik açıdan baktığımızda üst bölgede 36-50 seviyeleri alt bölgede de teknik açıdan 32-60 seviyeleri 3-4 liralık marj içerisinde hisse fiyatını gezdirerek bu bölgede tutma potansiyellerinin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz bu, bu potansiyelleri bu şekilde koruyup devam ettirme ee, anlayışı içerisinde olurlar mı? Olmazlar mı? Tabii onu e, biz çok fazla bu noktada bir şey diyemeyiz ama hani teknik olarak çalışma alanını bu şekilde oluşturabilirler arkadaşlar. Yani burada bir e, bir nevi bir darvas kutusu var. Ne tarafa kırarsa onun alt bölgesine geçecek veya üst bölgesine taşıyacak hale gelmiş durumda. Fiyatlamanın bu kutu içerisindeki yön tayinini bulmak e, veya tahmin etmek gerçekten çok zor olur. E, bu noktada biz şu an için teknik açıdan ben baktığımızda Wave Trend'in 0 altında olmasıyla birlikte yine RSI'nin 50 altında e, kalıyor olması ise fiyatlamasındaki baskıyı arttırdığı gibi özellikle 36.51'de bulunan aylık piyot değerinin e, üzerinde kapanış gelemiyor olması hissedeki e, bir nevi baskıyı arttırıyor. E, bugün gelen hacimsel bir tepki var. E, fiyata çok aşırı güçlü yansımasa da e, potansiyel olarak ...bir toparlanma eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama bu bölgeyi daha yukarı taşıması için... 36-51, 37-50'lerin üzerinde... ...kapanışlar görmemiz gerekir ki... ...ondan sonra biz diyelim... E, ...aylık R1, R2'ler... ...söz konusu olabilir diye... ...ifade edebilelim bu noktayı. E, o yüzden bu bölge biraz... E, ...böyle yatayda takılacakmış gibi... ...bir görüntü sergilediğini söyleyebilirim. E, tabii ki burası böyle olacak diye... ...kesin bir kanun yok. Teknik açıdan bizim... E, Görsel olarak ifade etmeye çalıştığımız şey nedir? Ee, i̇lk etapta bizim klasik olarak arkadaşlar ma 13 ve 21 seviyelerinin üzerine çıkması gerektiğini her zaman için söylüyoruz. Hisse fiyatlamasında bugün için 13 günlük ortalamanın üzerinde hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. 35-38, 36 4 dirençleri var. 36-48'de de aylık piyot değerimiz var arkadaşlar. Yani aylık piyot değeri 36-51, 36-48'de de M55 değeri var. bu noktaların hissenin teknik açıdan potansiyelini korup yukarı doğru güçlenmesini baskılayan değerler olarak söyleyebiliriz. Bu bölgeyi kırılmasıyla birlikte eğer yukarı doğru potansiyel eğilim devam edecekse eee Bunların üzerindeki kapanışlarda hacimlere dikkat edip erasayın kırılıp kırılmadığına dikkat edip ona göre eşlik etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Benim yorumum bu şekilde aksen hissesinde. Umarım yukarı yönlü gücünü daha pozitif yönde ilerleterek hareket edebileceğini anlatabileceğimiz grafiklerde oluşur. Şu an için bahsettiğimiz kriterlerin altında kaldığı için negatif baskı altında kaldığını söyleyebiliriz. Hazır gözümüzün önüne gelmişken karsan hissesine de şöyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar hemen kısa bir yorumla onu da halledelim e, Ali piyot değeri altında ma55 altında ezilme devam etmiş gördüğünüz gibi 932 seviyesinde bulunan aylık e, birinci piyot değeri üzerinde iki defa tepki hareketi oluşmuş durumda teknik açıdan hisse fiyatlaması burada bir ikili dip versiyonu oluşturmuş gibi gözüküyor e, bu bölgenin devamında hisse fiyatlamasının 9.90 üzerine atabilmesi önemli bir direnç bölgesi olacaktır. Bu noktayı eğer aşabilirse, hacimlerde desteklerse ise e teknik açıdan potansiyelini bir aylık piyot denemesi olarak e tepkiyi böyle bir güçlü tepki haline çevirebilir. Hani trende çevirmesi için kalıcılık lazım. Ama teknik açıdan baktığımızda trend desteğini aylık birinci destek bölgesinde oluşturduğu 1932. E, düzeltiyorum 9.32 desteğini güzel çalıştırmış 2 defa buradan gelen tepkiyi eğer e, teknik açıdan yine dediğimiz gibi üst bölgeye taşıyabilir de 10.30'luz fiyatların üzerine geçebilirse e, potansiyel olarak düşen kırılım hattı olarak gördüğümüz 13. seviyelere doğru bir yolculuk başlatabilir aylık piyot değeri üzerinde teknik açıdan görsel bu şekilde arkadaşlar e, videoyu biraz e, seyredilebilir ve farklı hisselerde koyma adına karsana da bakmış olduk Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.